FC 24'te bugün Fernando Santos'u Beşiktaş'tan kovdum ve yerine ben geçtim. Öncelikle Fernando Santos'un oynattığı oyun Beşiktaş değerleriyle hiç bağdaşmıyor. Ve ben yeni sezonda Fernando Santos'tan hiç emin değilim Beşiktaş'ta devam ederse eğer. Yeni sezon için umut verebilecek hiçbir emare yok Beşiktaş'ta. Beşiktaş bu kadar defansif oynamaz. Şimdi bugünkü formata gelecek olursak 2-3 tane futbolcu dışında Beşiktaş'ta herkesi transfer listesine ekleyeceğim. O 2-3 futbolcu da çok net belli. Semi, Mucci, El Musrati. Diğer isimlerden kalacağını düşündüğüm biri olursa onu video içerisinde belirtirim zaten ama ilk etapta planladığım üçlü bu. Bununla birlikte videoya geçmeden önce sizlerden tam tamına 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz de bu ve bunun gibi videoları takip etmek adına kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Oyun fiyatları çok yüksek. Gamefix'te paylaşımlı offline hesaplar satın alarak çok daha uygun oyunlar oynayabilirsiniz. Gamefix'te şu an Ramazan kampanyası var. Hemen üst kısımda görüyorsunuz. 250 TL üzeri ve 100 TL üzeri alışverişlerinizde gördüğünüz oyunlar hediye. Gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı indirimli kampanyası devam ediyor. Sınırsız bir şekilde indirimli kodundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorun yaşadığınızda teknik destek için Gamefix'in Discord sunucusundan yararlanabilirsiniz. SD Games olarak hizmet veriyorlar. Herhangi bir sorunda canlı destekten de yararlanabilirsiniz. SD Games'in sohbet kısmından da sorununuzu iletebilirsiniz. Bununla birlikte burada geri bildirim kısmı var. Daha önce Gamefix'ten oyun alanların yorumlarını burada görebilirsiniz. Ben Gamefix'ten Hüseyin Anıl bir tane özel paket 2 sepete ekledim ve ödeme kısmına geçiyorum. Buraya indirim 50 kodunu girdiğimde hemen %50 indirim uygulanmış oluyor. İsterseniz IBAN'la, isterseniz de Shopier üzerinden ya da diğer seçeneklerle ödemenizi sağlayabilirsiniz. Ben Shopier'i tercih ettim. Sonrasında sipariş numaramı canlı desteğe veriyorum ve canlı destek benim için Shopier ilanı açıyor. Sonrasında bu kısımdan satın al diyerek oyunlarımı satın alıyorum. Böylelikle hem %50 indirimden yararlandım hem de 100 TL üzeri alışverişlerde verilen hediyelerden yararlandım. Ben linkleri hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında paylaşacağım. Oralardan Gamefix'e ulaşabilirsiniz. Şimdi Beşiktaş kadrosu Jason Fernandes'le gidecek. Ben bu kadar hani futbol tabiriyle bal yapmayanları görmedim. Oyuncunun yani yeteneği var ama hiçbir şey yapamıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız bence. Ben beğenmiyorum oyununu. Son dönemlerdeki oyunu ele çok kötü. Beşiktaş'ta mevcut bütçe 19 milyon euro. Güzel transferler yapacağız. Hatta El Musrati Beşiktaş'ta kiralık olarak görünüyor. Onun bonservisini de alacağız. Ben öncelikle Voral'ı kendi kulübüne göndererek başlıyorum. Onun dışında herkes transfer listesine ekleniyor. Kimden ne kadar kazanabilirsek. Mucci ile hemen yeni bir kontrat imzalayacağız. 2 yıllık kontratı var. Onu uzatmak istiyorum. Bir de Mucci santrafor olarak görünüyor. Ofansif orta sahaya doğrudan çekeceğim onu. Mert Günok da gidecek. Ersin kiralık olarak gönderilebilir. Yine altyapıdan yetiştiği için Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz bu takımda kalabilir rotasyonda. İlk etapta yani göndermeyi düşünmediğim isimler ama sonrasında kesinlikle göndereceğiz. Takım stratejisi Tiki Taka ve Beşiktaş'ta 10 tane antrenör getirilebiliyor. Hepsini tamamlayacağız. Sistemi de önümüzdeki süreçte hiç değiştirmeyeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Maalesef 3 yıldızlık antrenörler kaldı. O yüzden şu an burayı bıraktım. Satışlara döndük. İlk teklifte Semih Kılıçsoy'a geldi. Engelledim. Alex Oxlade-Chamberlain'e takaslı bir teklif var. Takası bir kaldırın. İlk sezon 4. 5. 6. olmak önemli değil. Semih gelişecek. Mucci gelişecek. Hedefim tamamen bu. Bu iki oyuncuyu farklı seviyeye Beşiktaş'ta getirebilmek. Galatasaray Ersin Destanoğlu'nu kiralamak istiyor. Red. Oxlade-Chamberlain için fena değil teklif ama hala bir tık düşük. Ben yükseltince de teklifi takaslı oyuncu kullanmazlarsa güzel olur. 18 milyon euro. Salih'e 3.150 teklif geldi. Rebic'e 7 milyon euro teklif var. Rebic için de 8 milyon euro istedim Granada'dan. Jackson Muleka için 2 milyon euro teklif. Yeter mi? Kesinlikle yetmez. 2.450 aynı fiyata geri döndüler. 2.350 yeni teklifim. Ersin'i Ren kulübü kiralamak istiyor. Değerlendirilebilir. Umut Meraş'a 1 milyon euro teklif var Karagümrük'ten.
O da gidecek. Elimizde kaç tane oyuncu var? Ona da bakayım. 35. Demir Ege Tıknaz'ı kiralamak istiyorlar. Mantıklı. Masuaku'ya takaslı bir teklif var. Takastaki oyuncu çıksın. Jackson Muleka satıldı. Beşiktaş'ta zamanında çok yanlış hamleler yapıldı. Rıdvan Yılmaz'ın gitmesi gibi. Çok yanlış bir kulübe de gitti bana sorarsanız. O yüzden o yanlışları biraz toparlayalım, düzeltelim. 8.450 dedim. 9.6 milyon euro karşılığında. Rıdvan geri geldi. Beşiktaş öz kaynağını geri toplayacağım. Serdar Saatçı. O da yapılan en önemli yanlışlardan biriydi. Bu arada Svensson'u takasta istediler. Seve seve. Üstüne 800 bin euro, üstüne %6 pay. Svensson'dan da kurtulmuş olduk. Raşit Gezal'ı Fenerbahçe istiyor. Red. Gezal da gidecek de rakibe değil. Ya adamlar şimdi simülasyon performansı olarak zaten güçlüler. Bir de Gezal'ı vermeyelim. Chamberlain Torino'da. Ante Rebic Granada'ya gitti. Zaten ilk iki sezon hiçbir hedefim yok oyuncu geliştirmek dışında. Umut Meraş Karagümrük'te. Şöyle bir şey yapacağım. Milot Rashica'yı sağ kanada çeksem. Gezal'ı da ofansif orta saha yapsam bu adamlardan daha fazla kazanırım bence. Yine Bahtiyar sol kanat olabilir. Masuaku'ya 6.9 milyon euro. Jason Fernandes'i Galatasaray istiyor et. Kritik hamleyi yapıyorum. El Musrati'yi Braga'dan transfer ediyoruz. 22 milyon euro dedim. 29 istediler. 25'e düşürdüm. Yine 29 istediler. En azından 2 milyon euro. 27 milyon euro olsun, anlaştık. MDO'da Çakıl'ı oynayacak. El Musrati. Ersin bu arada kiralık olarak gitti. Arthur Masuaku satıldı. Demir Ege Tıknaz kiralık olarak gitti. Sistemde sol orta sahamız sol kanat, sağ orta sahamız sağ kanat oldu. Bir tane de 8 numara oluşturdum. Cenk Tosun'u PSV istiyor. 3.5 milyon euro. Necip Uysal'a teklif var. Necip kalacak ya. Tamam, Necip'i göndermeyeceğim. 4. futbolcu Necip olacak. Cenk Tosun satıldı PSV'de. Kaptanı göndermek yakışmaz. Raşit Gezal'ı Feyenoord istiyor. 8.8 milyon euro. Oyuncunun da mevkisini değiştiremedim. Aslında değiştirebilseydik daha iyi olurdu ama. Yakup Arda Kılıç'a 560 bin euro teklif var. Serkan Emrecan Terzi'ye 620 bin euro teklif var. İki oyuncu da gidecek. Gezal satıldı. Tayyip Sanucu Antwerp istiyor. Görüşeceğiz. O da sakatlıktan sonra dönemedi bir türlü. 4.650. Kendisi ofansif orta saha görünüyor ama bugün onu sol kanat yapacağım ve orada kullanacağız. Amartey'i takasta istediler. Olur. Beşiktaşlar böyle bir takasa çok sıcak bakabilir. 1.2 milyon euro artı Amartey. Potansiyeli görünen isimlerden biri Cihan Çanak. Bugün denemiş olacağız. Beşiktaş'ta neler yapabilecek? Evet, geldi ve sol kanada, hatta sağ kanat yapacağız. Sol ayaklı olduğu için ters ayakta oynasın. 2 haftada sağ kanat oluyor. Yeni antrenörler gelmeye başladı. Ama hala çok yetersiz bu liste. Salih Uçan'ı Trabzon istiyor. 3.2 milyon euro teklif. Pomo'nun teklifini reddetmiş ama Trabzon'a gideceğini ben düşünüyorum. Yakup Arda satıldı. Emre Can'a teklif geldi. Takasta oyuncu vermeyin. Serkan Emre Can Terzi gitmedi. Teklifi reddetti. Tayyip Sanuç Antwerp'te. Salih Uçan Trabzon'da. Emre Can için 1 milyon euro ve 1.1 milyon euro teklifler. Sağ bek tercihim Stuttgart'tan Wagnoman. Bu sene hiç kullanmamış olabilirim. 8 milyon euro dedim. %15 pay biraz fazla. 9 milyon euro yaklaşık. 8.9'a anlaştık. Geçen senelerde ara ara kullanıyordum Wagnoman'ı. Ama bu sezon hiç. Aklıma en azından hiç gelmedi. Bek rotasyonu için Kerim Çalhanoğlu. Şu an sol kanat beki olarak gözükse de hemen sol beke çekeceğim. Mert Günok'a teklif geldi. Takasta yine oyuncu var. Takastaki oyuncuyu kaldırdık. Başakşehir'e gitme ihtimali çok yüksek. İyi bir kaleci getirme zamanı. Yeni kaleciyi Portekiz'de buldum. Gil Vicente'de. Andrew. 22 yaş. 76 overall. 14 milyon euro karşılığında geldi. Beklentiler bu kaleciden yüksek. Umarım simülasyon performansı da iyidir. Mert için Başakşehir'in teklifini kabul ettim. Jason Fernandes'i bu sefer de Fenerbahçe istiyor. Red. Ernest Muçi'nin mevkisi değişti. O artık ofansif orta saha. Milot Rashica sağ kanat oldu da sol kanat yapacağım. Rashica belli ki gitmeyecek. Zaynuddinov sol kanat oldu. Mert Günok satıldı. Emrecan uzun anda satıldı. Beşiktaş'a yeni Quaresma. Eduardo Quaresma gelecek stoper hattına. Hatta Omar Colley'i takasta verebilir miyim? Böyle bir şey olsa çok iyi olur. 3.650, %16 pay. Bana çok uygun geldi ya. %16 payı biraz fazla ama. 4.850 oldu. Anlaştık. Quaresma ve Serdar Saatçı.
bundan sonra. Bir yapılanmaya gidiyoruz ve bu yapılanmanın 3-4 sezon süreceğini düşünüyorum ben. İyi seviyelere gelebilmeleri açısından. Aynı anda hem Aboubakar'a hem de Fernandes'e iyi teklifler. Bekliyordum zaten de uzun sürdü teklif gelmesi. Jason için 35.8. Aboubakar için de Newcastle'dan teklif geldi. 21.2 dedim, 20.2'ye anlaştık. Bahtiyar'ı da kiralamak istiyor Nottingham Forest. Gönderilebilir. Tabi bu transferler için birkaç tane oyuncu getirmem gerekiyor. Rotasyon transferi olacak. Medeo için Cem Üstündağ. Tirol'de oynuyor, 500 bin euro karşılığında geldi. Bahtiyar için Braga'dan da kiralama teklifi. Galatasaray'da Omar Colley'i kiralamak istiyor. Yetki verdim ya, görüşeceğiz. Vincent Aboubakar gitti. Jason Fernandes de satıldı. Çok iyi bir orta sahaya ihtiyacım var. Çok iyi de bir kanat oyuncusu bence. Cihan Çanak sağ kanat oldu. Rotasyon için bir transfer yapacağım. Oğuzhan Özyakup. Onur Bulut takası istediler. 1.2 milyon euroluk Onur Bulut. Tamam, Onur Bulut takası olur. Yalnız takımdaki role önemli diyor. Oğuzhan'la görüşmeyi sonlandırdım. Önce bir orta saha transferi yapalım. Sonrasında Oğuzhan'a geri döneceğiz. Sırp bir orta saha Ivan İliç. Torino'dan gelecek. 22 milyon euro teklif ettim kendisi için. %15 pay devreye girdi. 32.4. 35.9 oldu. 33.9. Bu iş bitti. Şimdi sol kanat içinde şöyle bir takas deneyeceğim. Rashissa. Üstüne 3 milyon euro. Balikvisha'yı istiyorum Nans'tan. Ciddi bir teklif yapmamışız. O zaman Reims'le görüşüyorum. Takas da yine Rashissa. Üstüne 5 milyon euro teklif ettim. 14.6 istediler. Rashissa'yı gönderip bir takas yapmam lazım benim. Lille'den şöyle bir takas yapabilir miyim? Rashissa'yı direkt verdim. Üstüne 4.1 milyon euro istediler. O teklif 3 milyon euro olsun. 3.800'e anlaştık. Haraldsson geldi. Haraldsson'a geldiğimizde 7 haftada sol kanat olabiliyor. Omar Colley'i Lazio kiralamak istiyor. Bahtiyar ve Colley gidince bence bu takım artık transferi neredeyse tamamlamak üzere olacak. Bahtiyar kiralandı Nottingham Forest'ta. Omar Colley de gitti. Lazio ile anlaştı. 6 numara için rotasyona Kartal'ı geri çağırdım. O artık Beşiktaş'ta olacak. Hatta 8 numaraya bile çekebilirim. Beşiktaş'ta bu sezon transfer bitti. Elimizde biraz bütçe kalsa da yeni transfer yapmayacağım. Öncelikle transfer ettiğimiz futbolcuları geliştirmeye çalışacağız. Baya baya bir değişim yaşandı. Bu sene oluşturulan 11'de bu şekilde. Hedef ilk 4. Önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak. İkinci sezon itibariyle şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduğumu düşünüyorum ama Semih'in falan burada gelişimleri çok önemli. Eksik antrenörler vardı. Hemen onları tamamlayalım. Bu sezon kadro bu şekilde antrenörde. Beşiktaş Konferans Ligi'nde burada da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Hedef bu. Bu arada Haraldsson'un mevkisi değişti. Konferans Ligi'nde maalesef elendik. Üçüncü olduk 6 puanla. Geçiş süreci diyeceğiz buna. Başka bir şey diyemiyorum. Önümüzdeki sene kesinlikle daha iyi olacak. Bir pozisyon değişikliğimiz daha var. Kerim sol bek. Şöyle bir şey oldu. Yani şu an fark ettim. Necip Uysal Serdar Saatçı'dan formayı alıyor. Maalesef kaptanı serbest bıraktık. Serdar oynayacak. Serdar'ın gelişimini etkiliyor adam. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de Beşiktaş 4. Tam şu an bulunduğu konumda Beşiktaş gerçekte bitirdi. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-0'lık Gaziantep maçıyla başladık. Ankara gücünü 5-1 yendik. Fenerbahçe'yi eledik. Final geldi. Şampiyon Beşiktaş oldu. Türkiye Kupası'nı aldık. Seneye Avrupa Ligi'ndeyiz. Süper Kupa City'nin, Şampiyonlar Ligi Bayern, Avrupa Ligi bu sene Inter ve Konferans Ligi Sporting'in finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla yenmişler. Sene sonu itibariyle overall'lar görüntüde Serdar'ın gelişimini biraz kurtardık gibi son dakikada bence. Şimdi Utku Yuva kuran takımdan ayrıldı. Kontratı bitiyordu. Lausanne Sport'la anlaşmış. Devamında Emre Bilgin ve Ersin'in gelişimleri idare etti. Andrew 80'e ulaştı. Artı 4 gelişti. Rıdvan'ın artı 4'ü kıymetliydi. Yine Quaresma ve Serdar artı 4 geliştiler. Önümüzdeki senede bu gelişimi devam ettirmelerini istiyorum. Valentin Rozier yeni sezonda satılacak. Wagnoman da satılacak. Bu sene neden transfer etmediğimi Wagnoman'ı bulduk. Adam gelişmiyormuş ki. Tamam, devam ediyoruz. El Musrati artı 2 dedi. Kartal artı 4 dedi. Bu arada Kartal'ın mevkisi de değişti. Artı 6'ya ulaştı bir anda. Onana'dır, Kerem Atakan Keskin'dir yeni sezonda gidecekler. Ivan İliç artı 5 gelişti. Muçi artı 5 gelişti. Haraldsson, Cihan ve Semih Kılıçsoy. Semih'in artı 7'lik gelişimi vardı. Performansta da Semih bayağı iyiydi bu arada. 25 gol 1 asist. Tabii Muçi, İliç, Cihan onlar da iyi oynadı. En değerli oyuncumuz
Ivan Ilić. Sene sonunda 41 milyon euro kar. En fazla Ilić'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığı listesinde Semih Kılıçsoy 8. Asist krallığında El Musrati 10. Gol yemeyen maç sayısında Andruv 6. Daha iyi olacaklar. Sadece birazcık daha zamana ihtiyacı var kulübün. Yeni sezon başlıyor Beşiktaş'ta. Bütçe 29 milyon euro. Kaç tane iyi transfer yapılacak? Sağ bek özellikle ya. Wagnoman gidecek. Kiralıktan dönen oyuncular var. Takımda yine gidecek oyuncular çok fazla. Yeni sezonla birlikte onu da Beşiktaş'a transfer edeceğiz. Ara ara söylentiler çıkmaya başladı. Bence Beşiktaş onu ikna edip geri döndürebilirse büyük iş yapmış olur. Çocuk daha çok genç yani. Avrupa'ya gitme konusunda hata yapmış olabilir. Bunlar kabul edilebilir şeyler. Aboubakar bile Beşiktaş'a kaç kez geldi. O yüzden Emirhan İlkan Beşiktaş rotasyonunda bundan sonra bulunacak. Geçen sene almaya niyetliydim. Kısmet bu sezonaymış. Hem de serbeste düştü. Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ta jübile yapabilir. 2 yıllığına anlaşacağız. Rotasyonda da oynar. Takip edilmesi gereken isimlerden biri. Kanat rotasyonuna onu transfer etmek istiyorum, Eren Dinkçi. Kartal Kayra'yı takasta istediler. Ya Kartal bence takasta verilecek oyuncu değil, kalmalı. Eren geldi. Stoper için rotasyona Türk bir oyuncu, Ravil Tagir Başakşehir'den. Kerim Çalhanoğlu'nu istediler. 3.2 milyon euro olarak güncelledim. %2 pay. Hayır reddet. 3.2 milyon euro. Şöyle bir şey de yapacağım. Orta saha rotasyonunda nasılsa Kartal Kayra Yılmaz var. Emirhan'ı ofansif orta saha rotasyonuna çekeceğiz. Eren Dinkçi'nin pozisyonu değişecek. Bu arkadaş santraforda da oynayabiliyor bu arada. Ciddi bir tehdit Semih Kılıçsoy için. O yüzden Cihan Çanak bence kiralanabilir. Emirhan da kiralanabilir. Tayfur Bingöl. Geçen sene satamadık, bu sene satılacak. Kerem'i istiyorlar. Kiralamak istiyorlar daha doğrusu. Kerem de gitmek istiyormuş. Denenebilir. Montero satılacak. Cihan Çanak Fiorentina tarafından isteniyor. Valentin Rozier'e Porto'dan teklif var. Teklifi 14.6 olarak güncelledim. 13.6'ya çıkardılar. 14.4 dedim. Anlaştık. Montero için de 2.5 milyon euro. Tayfur Bingöl satıldı. Omar Colley kulüp Bruges'a gitmek üzere. Cihan Çanak için Nottingham Forest'tan da teklif geldi. Kerim 1 yıllığına gönderilecek. Serkan Emrecan Terzi o yüzden rotasyon olarak bekte kalacak. Emirhan'a da Montpellier'den teklif geldi. Bu sene kiralık işi de bayağı sürecek Beşiktaş'ta. Wagnoman'a teklif var. Geçen senenin hayal kırıklığı. 11.8 dedim. Anlaştık. Montero satıldı. Valentin Rozier Porto'da. Omar Colley kulüp Bruges'da. Kerim Çalhanoğlu 1 yıllığına Rennes'de. Wagnoman satıldı. Bahtiyar için Inter Miami serbest kalma bedenini kullanmış. Diğer teklifi reddettim. Emirhan'ı Trabzon'da istiyor. Montpellier'e kiralayacağım. Onur Bulut'a teklif geldi. 1.5 milyon euro. Can Onana'yı Galatasaray istiyor. Takastaki oyuncuyu bir kaldırın. Ondan sonra görüşelim. Cihan Çanak Fiorentina'da. Galatasaray Onana için 9.6 milyon euro veriyor. Yetersiz. 11.6 istedim. Barış Alper Yılmaz'ı takasta kullanmak istiyorlar. 11.230 anlaştık. Onur Bulut için de bir teklif daha var. Bahtiyar Inter Miami'de. Messi'nin yanına gitti. Emirhan İlkan Montpellier'de. Can Onana Galatasaray'da. Onur Bulut da satıldı. Hedef sağ bek. Elimizde sağlam bir bütçe var. Sağ bek'e iyi bir bütçe ayırdım. Gusto'yu Chelsea'den getireceğim. %10 payını kaldıralım. 43.6'ya ben razıyım. Eren Dinkçi'nin mevkisi değişti. O artık sağ kanat. Emirhan'ı ben geri çağırma kararı aldım. Ya bu adam sanki Montpellier'de hiç gelişemeyecek gibi. En azından ofansif orta saha rotasyonunda Mucci ile birlikte oynar. Ersin'i bir yıl daha kiralamak istiyorum. Kerem Atakan keskin gidecek. Rıdvan Yılmaz transfer olmayacak. Ersin'e Luton Town'dan da teklif geldi. Emirhan'a Atletico'dan transfer teklifi var. Kerem Atakan Keskin'i Adana Demir de istiyor. Kerem Atakan Keskin satıldı. Ersin Destanoğlu da Porto'da. Bu sezon yeni bir antrenör getiremiyoruz ama elimizdeki mevcut 4 yıldızlıkları 5 yıldız yapacağım. Çok fazla 5 yıldızlık antrenör gelmiş. Ve Beşiktaş'ta bu sezon transfer tamam. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Yine forvet rotasyonuna transfer yapmadım. Kanat rotasyonuna transfer yapmadım. Bu adamlar
bir sezon daha gelişsinler. Rotasyonlarını da halledeceğim. Avrupa Ligi'nde playoff'ta rakip Basel. Kolay bir kura çektiğimiz söylenemez. Daha kolay takımlar vardı çünkü. İlk maç 1-1. İstanbul'daki maça kaldık. Bu arada Basel'in sol kanadı transfer edilebilir bir oyuncu. 4-0'la kendimizde dağıttık onları. Emirhan'ın da mevkisi değişti. O artık ofansif orta saha. Orada ortalık karıştı. Muçi ile bence formayı baya baya dağıtacaklar. Avrupa Ligi'nde Sevilla, Shakhtar, Shamrock Rovers. Üçüncü de olunabilir, birinci de olunabilir. Bakacağız. C grubunda Beşiktaş 13 puanla lider. Son 16'da ise rakip Galatasaray. Evet, maç 1. Galatasaray deplasmanı. Hadi bir galibiyet. Hadi. 3-0'la Galatasaray'ı dağıttık. Revanşa geldik. Can Onan oynuyor bu arada Galatasaray'da. Sonuç 2-0'da kendi evimizde kazandık. Toplamda 5-0'la çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakip Rennes. Yine deplasmanla başlıyoruz. Serdar Saatçı biraz yorgunmuş. 2-1 kazandık ara son. Revanş günü İstanbul'da. Hadi. 2-1 daha. Yarı finaldeyiz. Bu eşleşme bence finalde olmalıydı. Manchester United'la oynayacağız. Hani finalde bir şekilde başa baş oynamaya çalışırdık. Muçi ve Serdar çok yorgun. Eren Dinkçi de aynı şekilde. 2-2 bitti ilk maç. Semih penaltı kaçırmış, ah be. Manu deplasmanı. Çok yorgunuz. Penaltılarla elendik, şaka gibi ya. Şaka gibi. Normal süre 2-2 bitti. Olmadı. Sezon sonu Süper Lig'de 77 puanla ikinciyiz. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Fenerbahçe'yi eleyerek başladık. Konya'yı 6-2 ile yendik. Galatasaray'ı geçtik ve şampiyon yine Beşiktaş. UEFA'da Süper Kupa Bayern, Şampiyonlar Ligi bu sene Inter. Avrupa Ligi'ni Roma kazandı. Manu'yu yenmiş finalde. Atalanta'da Konferans Ligi'ni aldı. Sene sonu itibariyle gelişimler muazzam. Takımda artık acayip seviyeler var. Andruv artı 5 daha dedi, 85'i buldu. Rıdvan gelişmeye devam ediyor. Kerim artı 4 de geri dönecek. Quaresma ve Serdar artı 4'ler geliştiler. Gusto da aynı şekilde. El Musrati'nin gelişimi bayağı yavaşladı. Devamında Oğuzhan'ın artı 1'lik gelişimi vardı. Ivan İliç müthiş gelişti, artı 5 dedi. Muçi artı 5 dedi. Emirhan artı 8 dedi. Muçi'yi yakaladı. Emirhan nerede oynadı abi? 47 maça çıkmış. Müthiş. Aral son iyiydi. Eren artı 3 dedi. Cihan Çanak artı 6 ile Eren Dinkçi'yi yakaladı. Önümüzdeki sene kanat rotasyonunda da ciddi işler olacak. Forvet'te de artı 8 gördük Semih Kılıçsoy'dan. Performanslarda Semih, Haraldson, Ivan İliç ve Emirhan İlkan. Muçi geçen seneki performansı gösterememiş. En değerli oyuncu Ivan İliç. Bambaşka bir seviyeye çıktı. Sene sonu 64 milyon euro kar. En fazla İliç'in forması satıldı yine. Gelir gider tablosu da ekranda. Süper Lig'de gol krallığında Semih 3. Asist krallığında İliç 1. Gol yenmeyen maç sayısında Andrew 1. Kaleci iyi seviyeye geldi. Bayağı iyi seviyede. Yeni sezon Beşiktaş'ta başlıyor. Forvet rotasyonuna transfer yapacağız. Bu sezon en büyük hedefimiz o olacak. Kanat rotasyonu var. Ofansif orta sahada inanılmaz bir yarış var. Bek rotasyonu ve forvet bu sezon ana hedef. Tabii bütçe de önemli. 37 milyon euro bütçemiz var. Stoperler de gelişmeye devam ettiği için onları da elleme düşüncem yok. Yine oynasınlar. Gelişim planlarına baktığımızda kısa sürede ikisi de gelişecek. Oğuzhan da sene sonunda futbolu bırakıyor. Beke Elias Yelert Aston Villa'dan 9 milyon euro dedim. Muçi takasta istediler. Yok artık, daha neler. 10.2 anlaştık. Bir yandan bu sezon yeni kontratlar da imzalanacak çoğu oyuncuyla. Onu da söyleyelim. Aston Villa'dan da Alvaro gelecek. 5 milyon euro değeri var. Semih'in overall'ını çok da geçmek istemedim. O yüzden 5.3 anlaştık. Yeni antrenör geliyor. O da orta sahaya. 5 yıldız. Ersin'e teklif var. Ersin artık rotasyonda olacak. İyi de overall'a geldi. Demir Ege satılacak. Karagümrük'e gidebilir. Demir Ege Tıknaz satıldı. Bek rotasyonunda yeterince isim var. Erken Emrecan Terzi gidecek. Cem Üstün daha satılacak. Kasımpaşa Emrecan Terzi'yi istiyor. Cem satıldı Sepsi'de. Emrecan Terzi Pendik'te. Anlaşabilirsek eğer Salih Özcan'ı getireceğim orta saha rotasyonuna. Sonraki satıştan pay da ekledim. Ama o teklifi kabul etmediler. Yine pay devam ediyor. 17 milyon euro. 18.3. Oyuncuya maaş veremem ki. 28 bin bile çok değil. Haftalık maaşı 37 bin seviyesinde. Salih Özcan'ı muhtemelen bu sezon alamayacağız. Benim yapabildiğim şöyle bir teklif var. Maksimum 26. Yani imza primini kaldırsak şu civarlara çıkabiliyoruz.
Çok yakın yalnız ya. Adam bayağı fedakarlık yapıyor. Aldığı maaş düşünüldüğünde. Ama şu an ulaşamıyoruz. Hala aynı tekliflerde dönüp dolaşıyorum. Biraz düşünecek herhalde birazdan. 30 bin istedi. Ona bile ulaşamadık ya. Şöyle bir teklif yaptım. Yine 30 bin istedi. Çok az, çok az. Düşünecekler. Şöyle yapacağım. Emre Bilgin'den çıkacağız. Serbest bıraktım. Maaşından kurtulacağım. Salih Özcan geldi. Transfer Beşiktaş'ta bitti. İşte gelenler ve gidenler. Bir yandan Quaresma'ya Fenerbahçe'den teklif geldi. Onu da engelleyeyim. Kadro iyi. Kadro bayağı iyi. Hayda, Emirhan İlkan'da özel oyuncu potansiyeli var. Nasıl oldu bu ya? Asıl bu sezon oynayabilecek mi? Cihan Çanak da geldi çünkü. Ortalık karıştı. Şampiyonlar Ligi eleme turu. Rakip Kulüp Brugge. Önce iç sağ. İstanbul'da kazanmak istiyoruz. Muçi'yi değiştireceğim. 2-1 kazandık Semih'e. Emirhan oynuyor herhalde. Cihan Çanak da sağ kanatta oynuyor. Keskinlikler öyle gösteriyor. Deplasmandayız. Emirhan'ı 11'e attım. 1-1 yetti. Playoff'tayız. Playoff'ta rakip LASK. Rakibin kadro bayağı farklı bir sistemle oynuyorlar. 3-4-3 olması lazım. Sonuç 2-1. Cihan Çanak, Emirhan İlkan. Revanşa geldik. Ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi D grubu Paris Saint-Germain, Porto, Sparta Prag, hedef ilk 2. Paris'te yarışmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef 3. olduk. Avrupa Ligi'ne düştük ve Avrupa Ligi'nde rakip Kulüp Brugge. Kulüp Brugge deplasmanı. Yine geldik buraya. Sonuç 1-0 Semih. Revanş Beşiktaş mı, Kulüp Brugge mu? 2-2 bize yetti. Son dakikada İliç'in golüyle son 16 geldi. Son 16 Tottenham'la oynayacağız. Avrupa Ligi'nde çok sağlam takımlar var bu sene. Ne kadar iddialı olabileceğiz göreceğim. 2-1 Emirhan ve Eren Dinkçi. İngiltere'deyiz ve kazanan Beşiktaş. Çeyrek final. Çeyrek final Dinamo Zagreb. Çok daha zor kurallar vardı. Umarım Zagreb maçında sürpriz olmaz. 3-1 kazandık. Hırvatistan'dayız. Rövanş günü. 3-1 de deplasmanda kazandık. Yine yarı finaldeyiz. Yarı finalde artık kolay kura yok. Bayern. Bayern'in kadro. Bakalım deplasmanda ne yapacağız. 1-0 kaybettik. Sasha Boy. İyi oynayan taraf bizdik. Bu iş artık çok zor. İstanbul'da şansımızı deneyeceğiz. 1-1 elendik. Yarı finalde. Sezon sonu Beşiktaş Süper Lig'de yine ikinci. İkincilik kesinlikle yetmez artık. Türkiye Kupası'na 5-2'lik galibiyetle başladık. Antalya'yı 3-1 yendik. 4-0 Hatay. 3-1 Fenerbahçe ama finalde Rize'ye penaltılarla kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Inter. Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain. Avrupa Ligi'ni Juventus kazandı. 2 sezon üst üste yarı final. Konferans Ligi ise Lille'in. Sene sonu itibariyle overall'lar. Seneye iyi bir bütçe verirlerse çok iyi bir stoper getireceğim. Onun dışında zaten gelişimleri yeni kontratlarla devam edeceğiz yeni sezona. Bir kısım oyuncu da yeniledim ama yeterli mi yetmez. Stoper hattı da artı 3'er gelişmiş aslında. Kötü de değillerdi. El Musrati'nin yine artı 2'si vardı bu sene. İliş 90 oldu. Emirhan artı 6 daha gelişti. 81'e ulaştı. Muçi'yi artık geçti. Muçi 7 orada. Araso'nun artı 3'ü vardı. Eren artı 1. Cihan artı 3 gelişti. Yine hücum hattında Semih Kılıçsoy artı 7. Performanslarda Semih, İliç, Araso, Cihan ve Emirhan. En değerli oyuncu İliç. Bu sezon 109 milyon euro cash. En fazla Semih'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında Semih 3. Asist krallığında 4-5 bizden. Gol yemeyen maç sayısında Androv 2. Ya bireysel istatistiklerde çok da geride değiliz. Ama ligde artık şampiyonluğun alınması lazım. Avrupa Ligi'nde 2 kez yarı final yetmez. 4. sezon hem hedef Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarı hem de Süper Lig şampiyonluğu. Yeni sezon başlıyor. 56 milyon euro bütçe var. Çok iyi. Tabii bu bütçe değerlendirilme aşamasında Cihan Çanak'ın gelişimine de bakmak zorundaydım. Eğer gelişmeyecekse bir tane kanat oyuncusu transfer edilebilirdi. Semih de bu arada özel oyuncu potansiyeli çıkmış. Çok belliydi ama o gelişimin sonrasında böyle bir şey olacağı. Serdar'ın gelişimi bitmiş. Quaresma'nın gelişimi hala devam ediyor. Serdar'ı da satarsak 36.500 değeri var. Yeni sezonla birlikte yeni bir antrenör. Savunmaya 5 yıldız. Hedef
Serdar Saatçı'nın satışıyla birlikte çok iyi bir kesinlikle stoper. Ersin'e teklifler var. Ersin'i göndermem. Kulüp Buruş Serdar Saatçı'yı istiyor. Yetersiz bir teklif. Andruva 100 milyon euro teklif geldi Porto'dan, engelledim. Bu saatten sonra yeni bir kaleci aramak istemiyorum. Serdar'ı Galatasaray'da istiyor Barış Alper Yılmaz takasıyla. Bugün Barış Alper'i bize göndermeyi çok denediler. Kulüp Buruş'dan 48.7'lik bir teklif geldi. 54.7. Anlaştık. Evet, Serdar Saatçı satıldı. Deneyeceğim oyuncu Arsenal'dan Gabriel olacak. 70 milyon euro, %15 pay dedim. 79.3 istediler. Kabul. Transferi kapattık. Artık oyuncu sözleşmelerini güncelleyeceğim. Bir yandan da Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini açıkladı. Son senesi. Yeni kontrat imzalanmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda Sturm Graz. Başrağı bu arada rakipte. Kendi evimizdeyiz. 3-1'lik galibiyet. Geldik deplasmana. Sonuç. Penaltılarla zoraki turladık. 2-0 kaybetmişiz. Playoff'ta rakip Braga. Rakibin 11. Kendimiz ve sonuç 2-0 Semih Emirhan İlkan. Hadi deplasmanda da iyi bir sonuç. 4-0'la Braga'yı dağıttık. Şampiyonlar Ligi'nde F grubu. Chelsea, Nice, Salzburg. Hedef artık liderlik olmalı. F grubunda Nice 1, Beşiktaş 2, Chelsea 3. Son 16 Barça'yla oynayacağız. Nice de Leverkusen'la eşleşmiş. Geldik Barça kadrosuna bakmaya. İlk maç kendi evimizde 2-2 bitti. Rıdvan ve Haraz son. Barça Beşiktaş rövanş günü. Hadi be, kazanın artık. 1-0 Haraz son, çeyrek finaldeyiz. Ben beklemiyordum Barça'yı elemeyi ama Şampiyonlar Ligi'nde demek ki talihimiz döndü. Çeyrek finalde de Real Madrid'le eşleştik. Deplasmanla başlayacağız. Openda'yı almışlar. Modric hala bırakmamış. Kim Min-jae orada? Modric kaç yaşına geldi ki? 2-1 Semih ve Emirhan. Beşiktaş Real Madrid. Rövanştayız. Yarı final için. 1-1 yetti. Yarı finalde de Paris Saint Germain. Evet, rakip. Valverde onlarda. Guardiola onlarda. Robertson, Cancelo. Bayağı transfer yapmışlar. İstanbul'da kaybettik. Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Çok kötü oldu bu. Ha, yine yarı finalde elenmeyelim ya. Evet, rövanşa geldik. Paris Saint Germain deplasmanı. 2-0'la final geldi. Haraz Son ve Cihan Çanak. Finaldeyiz. İnanılmaz ekipleri eledik ve en sonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale gitmeyi başardık. Sezon sonu 98 puanla şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na 5-3'lük galibiyetle başladık. Samsun'u penaltılarla geçtik. Karagümrük'ü eledik. Trabzon'u yendik ama finalde Fenerbahçe'ye kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde rakip City, Avrupa Ligi Aston Villa, Konferans Ligi ise Mönchengladbach. Sene sonu itibariyle kadro, zaten gelişimleri birlikte gördük. Andruv'un 90 olması, defans hattının inanılmaz gelişmesi, Kartal Kayra Yılmaz Fenerbahçe ile anlaşmış yeni sezon için. Emirhan'ın artı 5'i bu sene yine çok kıymetliydi. Ve performanslarda Semih, Cihan, Haraz Son, İliç ve Emirhan. En değerli oyuncu Ivan İliç. Sene sonu itibariyle 187 milyon euro kar. En fazla Semih Kılıçsoy'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi'nde Semih Kılıçsoy gol kralı olmak üzere. Asist krallığında İliç diğerleriyle paylaşıyor. Gol yemeyen maç sayısında kalecimiz 1. Süper Lig'de gol kralı Marcos Leonardo Fenerbahçe'den, Semih bizden 2. Asist kralı İliç, gol yemeyen maç sayısında Andrew 1. Beşiktaş Manchester City. Final başlıyor. Cihan Çanak gitti, kaptı topu. Cihan Çanak getiriyor. Cihan çizgi indi ama orada biraz ağır kaldı bizimkiler. Emirhan defans. Rıdvan. Haraz Son. Haraz Son'dan Rıdvan'a iyi top. Rıdvan pası verdi. Semih Kılıçsoy. Şimdi Emirhan İlkan. Dakika 7. 1-0. İliç iyi müdahale. Şimdi Emirhan. Emirhan pası verdi. Rumen Diaz son anda araya girdi. Semih Kılıçsoy. Pas El Musrati'ye. El Musrati iyi çekti. Ondan Emirhan'a. Emirhan İlkan. Hala top Emirhan'da. Emirhan. Baktı arkadaşlarına. Gusto'ya. Gusto. İliç, El Musrati, vuruş geldi. Penaltı noktasını gösterdi hakem Elvar. Dakika 19. Semih Kılıçsoy geldi. Semih Kılıçsoy. 2-0. Dakika 19. İliç aldı önüne topu. Büyük hata geldi Ruben Dias'tan. Ivan İliç karşı karşıya pas. Semih Kılıçsoy.
3 oldu. City de aldı. İl Musrati hala topunda. Defansın arkasına Emirhan İlkan Ederson. Atak devam edecek. Harasson. Semih aldı. İliç. Harasson yine. Rıdvan. İliç. Orta geldi Ruben Dias. Harasson sol kanattan getiriyor. Harasson çizgiye indi. Harasson verdi Semih. Defansa çarptı. Harasson korneri kullandı. El Musrati Kutu. El Musrati baskı. Ara topu geçmedi. Rıdvan'la kontra şansı. Rıdvan Yılmaz. Sol kanattan getirdi. Ortayı da yaptı Ruben Dias. Erling Haaland. Orta geldi. Kafa vuruşu bizimkilerden. Şimdi Semih Kılıçsoy. Geçemedi Valde'yi. Semih geçti rakibini. Semih Kılıçsoy. Balde de yakınında. Semih Kılıçsoy getiriyor. Semih çekti ama kontrolü kaybetti. Emirhan. Harasson. Oradan kaleyi düşündü Ederson. Gusto offside. Offside. Rodrigo çekti. Ortayı yaptı. Arka direkte Foden topla buluştu. Andrew. Foden orta. Kafa Haaland. 3-1. Erling Haaland. Kamavinga. Kamavinga bir anda hızlandı. Kamavinga şimdi verdi Kabore'ye. Kabore top bizde. Emirhan İlkan. Sol kanatta Harasson var. Harasson. Pili bitti. Harasson atabilecek mi? Harasson. Korner. Hayır el var dedi penaltı. Semih Kılıçsoy geldi. Semih Kılıçsoy maçı da bitirdi. 4-1. Erling Haaland çekildi. Rodri vurdu kaleye out. Al-Musrati. Şimdi Ernest Muçi. Çok kötü top. Ve maç bitti. Beşiktaş 4 City 1. Kaptan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyon. Yeni kadrosuyla Beşiktaş. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.